Merhabalar, Akademik Tecrübeler serisinin dördüncüsüne hoş geldiniz. Bugün Anıl Kemal Aktaş'la Jean Monnet'i konuşacağız. Anıl Kemal Aktaş 2013-2014 Jean Monnet bursiyeriydi. Peki ben kimim? Ben TUİÇ Akademi bünyesinde Avrupa Çalışmaları ve European Studies Ostaş programlarının koordinatörlüğünü yürütüyorum. Macaristan'da Szeged Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Birinci sınıftayım şu anda. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler üzerine yapıyorum. Ben de Macaristan devlet bursuyla burada okuyorum. Katılımcılarımız yavaş yavaş artmaya başladı. Anıl Kemal Bey, hazırsanız başlayalım webinarımıza. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Ben Anıl Kemal Aktaş, her şeyden önce teşekkür ediyorum. Ben de eski bir Twitch, nasıl söyleyeyim, takipçisi olarak, hatta internet sitesinde de hala bir çalışmam duruyor. Twitch takipçisi olarak Twitch'le yeniden yıllar sonra bir araya gelmek benim için de mutluluk. Hatta çok da sevdiğim bir arkadaşım hala Twitch bünyesinde zannedersem çalışmalarını yürütüyor. Burak Yalım, yine Ece Nurgül Öğünlük. O anlamda çok mutluyum Twitch'le bir arada olmaktan. Ben şöyle söyleyeyim, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Erzurum'da doluyum. Erzurum'da liseyi tamamladım. Daha sonrasında yine Bilkent'te ekonomi hukuku yüksek lisansını yaparken Jean Monnet bursunu kazandım 2013-2014 yılında. Essex'te yüksek lisansımı tamamladım. Sonra Türkiye'ye dönüp ikinci yüksek lisansımı tamamladıktan sonra bir siyasi partide genel başkan yardımcısı danışmanlığı yaptım. Sonra Birleşmiş Milletler Projesi kapsamında mülteci koruma uzmanı olarak ASAM'da çalıştım, UNHCR projesi dahilinde. Sonra Uluslararası Çocuk Merkezi Bilkent Üniversitesi himayesinde UNFPA'nın dünyada kız çocuklarının nüfusunun dengesizliğine dair Birleşmiş Milletler Genel Merkez projesinde çalıştıktan sonra ben de yönümü tamamen değiştirmeye karar verdim. Şu anda Tilburg Üniversitesi'nde Hollanda'da hukuk lisansı yapıyorum. Ben de bu dönem umarım mezun olacağım. Harika, akademik dolu bir aslında hayatınız var anladığım kadarıyla. Evet. Webinarımız benim sorularım sizin cevaplarınızla Tamam. ilerleyecek ama katılımcılarımıza aşağıda bir Q&A kısmı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Webinarın sonunda eğer soru sorarlarsa onların sorularını da size yönelteceğim. Ben ilk sorumla başlayayım. En başta da bahsettiğim gibi sizin de kendinizi tanıtırken belirttiğiniz gibi siz 2013-2014 yıllarında bursiyerdiniz. Tabii başlarken başvuru sürecini ve mülakata çağrılma aşamalarını anlatabilir misiniz? Örneğin not ortalaması, dil puanı vesaire gibi şartlar var mı? Tabii bizim dönemimizdeki şartlar birazcık değişmiş. O yüzden ben gelmeden önce birazcık inceledim. Şimdi güncel şartları konuşmak lazım. Bir kere şeyi söyleyeyim. Ben tabii 2013-2014 bursiyeriyim. Arkadaşlar Jean Monnet'in kendi internet sitesinden her sene yeniden yayınlanan ve şartlarında ufak ufak da olsa önemli değişiklikler olan, bazen çok mesela faktör olabilecek değişiklikler ortaya çıkabiliyor. O yüzden o değişiklikleri incelesinler başvuracakları dönemde. Ancak ben inceledim. Bu sene son başvuru şeyinde 2,5 not ortalaması istenmiş. Bu 2,5 not ortalaması lisans mezuniyeti için. Ancak ona şöyle bir şey gelmiş. Not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar, lisansüstü yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamışlarsa veya en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. İş deneyimi ifadesi profesyonel olarak işte bunun bir SGK veya eğer SGK dışındaysa, mesela Birleşmiş Milletler Kurumu'nda çalışıyorsa ve kendi SGK'sını yatırması gerekiyorsa, bunların da işte o çalışma dökümleri kurumdan onaylı şekilde sunarak bu not ortalamasında bir ufak esneme yapmışlar. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Yani o kesinlikle çok sert bir şekilde uygulanıyordu. Dile gelirsek iki dilden başvurabiliyorsunuz, tek dilden de başvurabiliyorsunuz. Ama İngilizce için genel olarak başvurulan dil TOEFL'da 86, IELTS'de 6,5,
istemişler. İşte PTA ve diğerleri de var. YDS İngilizce'de kabul edilmiyor. Bizim dönemimizde de kabul edilmiyordu. Ama diğer dillerde YDS kabul ediliyor. Yani işte bu diğer diller dediğimde tablo var. Yine bu tablolar güncelleniyor. Bir Avrupa Birliği dili. Ve işte bu Avrupa Birliği dilinden YDS'den gerekli puana dair onlar belirtilmiş kaç puan almanız gerektiğine dair. İki dilden de başvurabiliyorsunuz ama iki dilden başvururken hangi dilden sınava girmek istediğinizi belirtiyorsunuz. Bunun haricinde de başvuracağınız sektör önemli. %50 kamu, %30 üniversite, %20 özel sektör sektörleri var. Bu sektörlerde de işte üniversite sektöründe o eğitime devam ediyor olmak veya o üniversite çalışanı olmak gerekiyor. Mesela ben yüksek lisans öğrencisiyken başvurmuştum. Yani yüksek lisans öğrencisiyken yüksek lisans bursuna başvurdum. Ve o sırada işte öğrenci belgemi götürdüm, ben başvurabildim. Veya işte kamu çalışanları, ona dair de bütün detaylar var. İşte kalkınma ajansları da dahil, işte kamu bankaları da dahil, işte özel sektörde en az 36 ay çalışmış olmak gerekiyor. Ama o sırada herhalde istihdam edilmiş olmak gerekiyor. Bunun haricinde çok çok böyle daha fazla bir şey yok, başvuru şartı yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında biraz bahsettiniz ama tekrar ben ayrıca sormak istiyorum. Mutlaka okuyor mu olmak gerekiyor? Yoksa mesela yeni Hayır. mezun birisi başvuru yapabilir mi? İşte ben onu söyleyeyim. Yeni mezun birisinin haricinde mesela bizim dönemimizde de vardı. Kamudan da mesela hakimler yani yaklaşık belki de kariyerinin 20. yılında olan birisi gelip orada çalışma yapmıştı. Doktor öğrencileri de gelip mesela araştırma bursundan yararlanıp sizin için de geçerli mesela bu. Gerçi siz Avrupa Birliği fonu sayılıyor herhalde sizinki ama siz de inceleyebilirsiniz. Doktora sonrası araştırma dan faydalanabiliyor insanlar. Yani burada sadece öğrencilere dönük, yeni mezunlara dönük bir şey yok. Özel sektörden benim yine arkadaşlarım vardı başvuranlar. Yani o yüzden burada bir şey yapılmış durumda. Hatta şöyle söyleyeyim. Toplamda okuyor olanlar en az burstan yararlananlar. Çünkü %70'i kamu ve özel sektör. Burstan faydalanan yani burs 160 kişi alıyor mesela. O 160 kişinin %70'i kamu ve özel sektörde. %30'u öğrenci dediğimiz hala okuyor dediğimiz örgün eğitimde olan kişiler. Belki de öğrenciler için Jean Monnet değil ama mesela Erasmus gibi projeler daha enteresan geliyor olabilir. Yani şey hani bunu bu şekilde şey yapmışlar. Yani bu nasıl söyleyeyim? Paylaştırma şeklinde belirlemiş. Bu tabii sadece Avrupa Birliği'nin değil, bizim de bakanlığımızın ve işte şeyin ilgili kuruluşların birlikte dizayn ettiği bir proje. Biraz daha şey istiyorlar, onu söyleyeyim yani. Bursu inşallah buradan alan kişiler de ileride görürler. Belirli toplantılar yapıyorsunuz. Mesela biz şu andaki Dışişleri Bakanı'yla zamanında Brüksel'de bursu kazananlar olarak bir araya gelmiştik. Orada da bahsediliyor bunlardan. Yani biraz daha yetişmiş bir Avrupa perspektifi, daha doğrusu Türkiye-AB ilişkilerine yetişmiş insanlar istedikleri için çalışan sektörden de insanlar istiyor. Ama tabii ki öğrenci sektöründen de bir sürü insan şey yapıyor, burstan faydalanıyor. Teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Peki merak ettim, Erasmus'tan da bahsettim. Mesela lisans öğrencileri bir sene sanki Erasmus gibi bundan yararlanabiliyorlar mı? Ya da mesela doktora süresince doktora da mesela ikinci sınıfta, ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken bir sene yararlanabiliyor mu örneğin öğrenci? Doktora için geçerli ama lisans için geçerli değil. Doktora da veya yine kamu özel sektörde çalışanlar için araştırma bursu var. Yani bu 3 ay, 6 ay ve 12 ayla sınırlı. Ama lisans öğrencileri için çıkış yolu şey, bir Erasmus gibi bir şey değil bu program. Lisans öğrencileri için yani en azından şu andaki şartlarda lisans öğrencileri için yapmaları gereken yüksek lisansa başvurmak. Yüksek lisansta da bunun şeyleri var, sınırları var. Zaten sorularınızda o gelecek, onu o zaman şey yaparım, cevaplandırırım. Tamamdır, teşekkür ediyorum.
Peki hangi alanda gideceğiniz neye göre belirleniyor? Mesela siz hangi alanda gitmiştiniz? Ben şimdi onu hemen açayım. Bir saniye isteyeceğim sizden. Bu alanlar belirleniyor. Bunlar tabii Avrupa Birliği'nin bir accession dediğimiz bu aday ülkelerin süreçlerindeki belirlenen başlıklardan gidebiliyor. Ve bu başlıklar kapatılmış olsa da mesela Türkiye bazı başlıkları kapatmış durumda. Yani Müzakere başlık fasıllarından aynen bahsediyorsunuz. müzakere fasılları açılmış olsa da kapanmış olsa da fark etmiyor. Bu müzakere fasıllarında siz yine başvuru şey yapabiliyorsunuz. Başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada sitede desteklenen yani jambone.org.tr sitesinde desteklenen çalışma alanları var. Zaten o kadar artmış ki bizim zamanımızda yani bizim dönemimizde bizim zamanımız şey oluyor da birazcık. Bizim dönemimizdeki başlık sayısı bu kadar değildi diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ben ekonomik kriterler veya ekonomik ve parasal politika başlığından gitmiştim. Söyleyeyim ben uluslararası ilişkiler mezunuydum ve ekonomi yüksek lisansına, ekonomi hukuku yüksek lisansına daha yeni başlamıştım. O yüzden başvuracak olanlar illa yani böyle bir major yani ana çalışma alanı olarak gördükleri alandan başvurmak zorunda değiller. Ben Euro krizinin Türk dış politikası üzerine etkilerini çalışmıştım. Uluslararası ilişkiler mezunu olduğum için. O yüzden böyle bir hani ikisini bir araya getirip bir kombin etme durumu olabiliyor. O anlamda şey değil. Kendilerini bu kadar sınırlı görmesin hani başvuracak olanlar söyleyeceğim şey. Burada işte çeşitli başlıklar var. Yani rekabet politikası da var. Bilim ve araştırma, eğitim, kültür, çevre, balıkçılık, taşımacılık politikası, enerji, yani dış güvenlik ve savunma politikaları gibi yaklaşık anladığım kadarıyla 20'den fazla başlık var. Şey yapabilirler, bu başlıkları inceleyebilirler. Elbette kendilerine uyan bir şey bulurlar bence. Ama bu başlıklarda önemli olan bir şey var. AB-TR ilişkilerini kapsayacak şekilde bir başvuru yapmaları gerekiyor. Ve bu AB-TR ilişkilerini kapsayacak şekilde bir başvuru belgesi doldurmaları, proposal dediğimiz şey Jambone'de de geçerli. Çok çok aşırı işte siz bir doktor öğrencisiniz. Yayından önce de konuştuk. Bir doktora öğrencisinin istenen şekilde ağır bir proposal mıdır? Değil. En azından yine söyleyeyim 2013-2014'te öyle değildi ama bizim dönemimizde bir de mülakat vardı. Canlı mülakata gidiyorduk biz. İşte kayıt alınıyordu. O hatta Brüksel'e gönderiliyordu bizim mülakatlarımız. Brüksel'den de geçiyordu. İkili bir onaylama vardı. Şimdi zannedersem yüz yüze mülakatı kaldırmışlar. Sadece yazılı sınav var benim bildiğim. Hatta inceledim. Yani ama seneye başka şartlar değişebilir dediğim gibi. O yüzden hani Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerini de kapsayan bir şey olması gerekiyor. Başlığı seçtikten sonra ona göre bir perspektifle bir başvuru tamamlamanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu burstan yararlanırken bir üniversiteye gidiliyor. Bu aşamada okul tercihi veya seçimi nasıl yapılıyor? Hangi aşamada yapılıyor? Bu süreçten bahsetmenizi rica ediyorum. Siz kendi gittiğiniz okulu nasıl seçmiştiniz? Ve biraz da okulla alakalı tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz? Valla benim açıkçası şeye gelirken bunun işte daveti geldiğinde değerlendirirken dedim ki aslında ben iyi bir tercihim çünkü ben Jean Monnet tarihinde bana söylenen Jean Monnet projesini yürütenler tarafından çok orijinal ve hiç olmamış bir şeyi atlatmış birisiyim. Onu da anlatayım tecrübe olarak. Hemen onu not alayım. Benim bir başlık değiştirme durumum oldu. Daha doğrusu ben master programımın içeriğini değiştirdim. Şimdi şöyle, bir kere başvurduğunuzda yani o belgeleri teslim ediyorsunuz. Ya posta yoluyla ya kendiniz eskiden şeydeydi, Eskişehir yolundaydı Ankara'da. Yine orada mı bilmiyorum. Bu kamu ihale şeyi var. Neyse onun adresleri zaten belirli. Oraya işte posta yoluyla da şey yapabiliyorsunuz. O belgeleri teslim ettikten sonra benim önerim birkaç okuldan kabul alıyor olması öğrencinin. Ama sonrasında da şöyle oluyor zaten.
Sizin kabulünüz geldikten sonra, yani yazılıyı geçtikten sonra sizinle Jean Monnet ekipleri hemen irtibata geçiyorlar. Kendi tecrübemden söyleyeyim, müthiş bir ekiple çalışıyorsunuz. Hemen hemen her sorunuza en profesyonel şekilde cevap veriyorlar. Jean Monnet'de en sevdiğim şey oydu. Hiç kendimi yalnız hissetmedim. Ve hani o zaman Dicle Doğancıoğlu vardı. Ve yani benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Ve çoğu arkadaşımıza inanılmaz güzel yardımlarda bulundular. Yani çok da açıkçası perspektifimizi de genişleterek. Okul başvurularıyla alakalı size bir katalog gönderiyorlar. Zaten bu katalog da aynı zamanda yüklü internet sitesine. Hem oradan örnek okullara bakabiliyorsunuz. Hangi okullara başvurmalıyım vesaire gibi. Ama siz de bir okul bulabiliyorsunuz kendiniz. Ama bu başvurduğunuz okulların hepsinin Jean Monnet ekibi tarafından onaylanacağının garantisi yok. Mesela yıllar önce London Metropolitan Üniversitesi MEB bursluları, Jean Monnet bursluları gittiler. London Metropolitan'ın lisansı askıya alındı. Çünkü açıkçası fake diploma veriyordu o dönem. Yani daha doğrusu ona dair bir soruşturma başladı. Çin'den öğrencilerle böyle bir sorun yaşamışlar falan. Çin'den hiç gelmeden öğrencilere şey yollamışlar. Gerçi şimdi aynısını yaşıyoruz. Ben Erzurum'dan Hollanda'ya mezun olacağım yani. Ama yani o dönem için öyle bir şey yaşanmıştı. Söylemek istediğim şu, birkaç okul ve bilindik okuldan kabul alırsanız ve başvurduğunuz dilden, yani tercih ettiğiniz dilden, mesela kişi İngilizce ve Fransızcadan başvurdu diyelim. Ama orada bir dili tercih ediyorsunuz. Çünkü sınava gireceğiniz dil de o. Ondan sonra tabii o ikisinin de yabancı dil belgesi onaylanıyor, onu söyleyeyim. Onaylandıktan sonra şey yapıyorsunuz. Mesela Fransızcadan başvurdunuz ama İngilizce bir okuldan kabul aldınız, olmuyor. Yani ona göre o okulun eğitim dilini ve programını tercih etmeniz gerekiyor. Şey söylediniz, başvurduğunuz programın şeyi nasıl olacak? Yani o programla başlığınızın ve verdiğiniz proposal'ın eşleşmesi gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ben Political Economy Essex Üniversitesi'ne başvurmuştum. Benim de biraz daha özeldi şeyim. Yani ben Essex'e başvururken Jean Monnet o zaman şöyle güzel bir şey yapıyordu. Bir taban ve tavan fiyat uygulaması yoktu. Yani mesela şu anda şey getirmişler, baktım başvuru kılavuzuna. En fazla yıllık ücreti 20 bin euro olan okulları kabul ediyorlar. Bizim dönemimizde en yüksek okul neyse ona gidebiliyordunuz. Yani Cambridge'e giden, bizim dönemimizden Cambridge en pahalısıydı o zaman. Cambridge'e giden de vardı. Veya işte çok daha Almanya'da daha düşük ücretleri olduğu için, tuition fee dediğimiz şey daha düşük olduğu için Almanya'yı tercih edenler de vardı. Ama başvurduğunuz bölümün de başvurduğunuz başlığı kapsıyor olması gerekiyor. O açıdan mesela benim şöyle bir şey oldu. Ben political economy başvurusu yaptım. Ama ben gitmeden önce, bir hafta önce Essex'te o bölümün bütün şeyi değiştirildi. İçeriği değiştirildi ve ben gittiğimde tamamen matematiksel bir programa geçmişti Essex'te, Political Economy bölümü. Ve ben sözleşmemde yer alan Political Economy şeyini değiştirmek için Jean Monnet'le şey yürüttüm. Bayağı yasal süreç yürüttüm İngiltere'den. İngiltere'de de aynı zamanda buna devam ediyordum. Yani okumaya devam ediyordum. Uluslararası ilişkilere geçtim. International Relations bölümüne geçtim. Bu tür durumlar başınıza gelebiliyor. Hani bunlara dair de aşırı esnek mi? Hayır, diyemem. Aşırı esnek. Ama çok iyi bir ekip var ve gerçekten sizin o program başarıyla tamamlamanızı istiyorlar. Onu söyleyebilirim. Hani o anlamda yardımcı olabiliyorlar. Ha, bir de sizin bunu çok iyi anlatabilmeniz lazım. Derdinizi çok iyi anlatabilmeniz lazım. Ben mezun olamayacağım dedim yani. Mezun olamama durumunda ne oluyor? Ya kısmi ya da tamamen ücreti geri gönderiyorsunuz. Geri iade ediyorsunuz. O zaman da ben yaklaşık 36 bin euro falan bir şey kazanmıştım. Burs kazanmıştım. O da tabii çok ciddi bir külfet yani. Okulla alakalı mı bir de sormuştunuz. Yani okul ortamı anlamında mı? Evet. Ya şey söyleyeyim yani ben çok o dönem çok Bilkent gitmişti. Lisans Bilkent, yüksek lisans Bilkent. Birazcık çok alternatif bir şey istemiştim kendi adıma. Essex çok alternatif bir üniversiteydi. Ki bizim başvurduğumuz yıl Essex en çok başvurulan okuldu LSE ile beraber. Özür dilerim, King's College ile beraber. King's College, Essex, LSE'ydi. Bizden sonraki yıllarda
İngiltere'ye kota getirdiler. Şu anda o kotaya dair bir şey göremedim, onu söyleyeyim. Ama herkes İngiltere'ye gidiyor diye kota gelmişti bizden sonraki yıllarla. Başvururken hani şeye dikkat edin. Yani bir kere yurt meselesine dikkat edin. Barınacağınız yere dikkat edin. Ondan sonra hani mesela evliler vardı, evli insanlar vardı veya partneriyle beraber gelen işte partneriyle beraber yurt dışında bu deneyimi yaşamak isteyenler vardı. Şunu kafaya yer etsin yani şu. Jean tek kişilik bir burs. Yani o yüzden hani o maddi şeylerde hani böyle bir sosyal faydalanma gibi bir şey yok. Hani Avrupa'nın başka bölüm, başka burslarında bunlar olabiliyor. Partnerinizin de bazı hani sosyal harcamalarını kapsayabiliyor bazı burslar ama Jean Monnet'de öyle bir şey yok. Onu söyleyebilirim. Kendi deneyimimden Essex dediğim gibi çok alternatif bir okuldu. Çok şeyin dışındaydı zaten. Hani Free University of Essex diye kurulmuş. İngiltere'de ana akım üniversite, daha doğrusu onların yöküne karşı kurulan isyankar üniversitelerden bir tanesiydi. Ve ben gittiğimde de çok memnun kaldım. Çünkü çok Bilkent çok ana akım kalıyordu benim için. Ve hani Essex'te ki deneyimim açıkçası şey anlamında yani bir kere öğrencinin çok çok merkezde olduğu bir eğitim aldım ben. Yani tamamen öğrencinin üzerine inşa edilmiş bir eğitim vardı. Ve şey hani her anlamda sosyal anlamda da eğitimsel anlamda da. Yani onlara dikkat edin. Mesela başvuracak arkadaşlara şey söyleyeyim. Başvurduğunuz okullarla alakalı da çok korkmayın. Ben o zaman benim ortamım çok iyi değildi. Öğrenci sektöründe bu arada onu söyleyeyim. Her zaman rekabet vardır. Ben 3.21 ortalamayla en düşük ortalamayla kabul edilendim. Ama benim Avrupa Birliği perspektifim çok iyiydi. Ben o dönem acayip Avrupa Birliği ile ilgili okumalar yapıyordum ve mülakatta çok iyi bir Avrupa Birliği perspektifi sundum. Ama bu her zaman gerçekleşmeyebilir. Yani gerçekten ben mesela işte kokteyller oldu şeyden önce. Gitmeden önce Türkiye'de işte insanlarla tanışıyorsunuz. Nereden, sen nasıl başvurduğunu vesaire diye kabul alan insanlarla. Ya bir baktım ki en düşük ortalama benim yani. Hani onu söyleyeyim her zaman tutmayabilir. Özel sektörde ve kamuda biraz daha onlar daha az rekabetçi olabiliyor. Onu da söyleyeyim ama başvurduğunuz okulun size uygun olduğuna şey yapın. Neden o ortalama meselesini söylüyorum? Mesela LSE'ye gidip çok memnun olmayan arkadaşlarım da vardı. Çünkü zorlandılar. Ve hani ortalamaları yüksek olsa da. Mesela ben ortalamam düşük olduğu için LSE'ye başvuramam diye düşünüyordum. Sonraki yıllarda bana benzer ortalaması olan bir arkadaşım başka bir sektörden başvuran LSE'ye gitti. Mesela o anlamda da şey bence cesur olun. Hani hiç belli olmaz çünkü bambaşka tecrübeler de arayabiliyorlar. Yani sizin yaptığınız bir gönüllülük veya işte TÜİÇ Akademi gibi bir şeyde bir şeyin koordinatörü olmak bazen başvurduğunuz okul acayip hoşuna gidebiliyor. O hiç belli olmuyor. Hani öneri anlamında benim söyleyebileceğim budur. Yani okulun şeyini bir hayal edin. Yani bir sene boyunca kendinizi orada hayal edin. Ben Colchester'da o çok bunalmıştım mesela. Hani çünkü aslında Colchester bir ilçe. Köyle ilçe arası bir yer. Ve hani belirli bir süre sonra çok bunalabiliyorsunuz. Ve ben Londra'ya taşındım. Hani tabii bursun da şeyi var. Yani bursun şeyi iyi. Onu söyleyeyim yani çok kötü değil. Hani verdiği şey yani aylık bazdaki yaşama şeyi ücretleri kapsadığı şeyler iyi o anlamda başvuracağınız okulu iyi tercih etmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz detaylı cevap için. Peki bu burstan yararlanırken sizden bir bursiyer olarak beklentiler neler? Araştırdığım kadarıyla bütün bursiyerler bursun sonunda bir tez yazmışlar. Bu zorunluluklardan biri mi yoksa mesela tez döneminde mi olmak gerekiyor bunu yapabilmek için? Tez döneminde derken Yani mesela yüksek lisansın son döneminde, doktoranın son döneminde gibi. Tam tezi yok vermek hayır üzere olmak gibi. yok şimdi şöyle bir kere zaten işte lisans öğrencileri de başvurabiliyor ben mesela tezsiz yüksek lisans okuyordum o sırada öyle başvurdum o sırada başvurdum şeyi söyleyeyim yani bir de şeyi kaldırmışlar tez zorunluluğunu kaldırmışlar zaten dediğim gibi araştırma bursu da başvurabildiğiniz için araştırma bursuna da başvurabildiğiniz için artık öyle bir şey yok. Ondan sonra bir tez zorunluluğunu kaldırmışlar. Yani şeyden baktım ben de.
sorular ve cevaplar hazırlamışlar. Çok güzel. Aklınıza gelen her soruyu cevaplandırıyor hocam. Daha önceki yıllardaki soruları derlemişler belli ki. O anlamda şey değil. Hani sizin şeyinize yani o bir araştırma bursu veya yüksek lisansa başvurmanıza bağlı olarak değişiyor. Ama tabii ki bazı yükümlülükler var. Yani oradan başarıyla mezun olmak, bir suç şeyine girişmemek, karışmamak. Yani bu suç şeyi şu bile olabilir, bir ırkçı eylemde bulunup hakkınızda bir soruşturma açıldığı zaman bile buna dair bir şey olabilir, onun garantisi yok yani. O anlamda hani o tez şeyi kalkmış. Bizim, hele ki bizim dönemimizde tezinizin Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde de şey olmasını yüksek şeyle öneriyordu. Highly recommend yani o. Ondan sonra ama çünkü şöyle giderken %90 alıyorsunuz, size düşen burs miktarının %90'ı hesabınıza yükleniyor. Bununla işte siz ondan sonrasında kendiniz bakıyorsunuz. Okul ücretini isterseniz önceden siz kendiniz ödemiş olun. Onlara bakmıyorlar. Ama sonra döndüğünüzde her şeyi başvuruyla dosyanızı kapatma diyorlar ona. Dosyanızı kapatırken işte biz eskiden tezimizi veriyorduk. Hatta tez şeyleri vardı. Belirli şeylere göre o tezi bastırmamız gerekiyordu falan filan. Onları da başarıyla tamamladıktan sonra bursun geri kalan %10'luk kısmı hesabınıza yatıyordu. Ama öyle bir şey kalmadı. Yani şimdi yine o %90, %10 kısmı var ama o tez zorunluluğu bitmiş. Çünkü dediğim gibi artık bir araştırma bursu da var. Zaten size çok uzun bir sözleşme imzalatıyorlar. O sözleşmeyi de başından sonuna kadar okumanıza izin var. Yani hiç öyle aceleye getirmiyorlar. Saatlerce oturup o şeyde binada şey yapabiliyorsunuz, imzalayacağınız yerde. Sözleşmenizi imzalayabiliyorsunuz. Orada zaten bütün şartlar var. Çok teşekkür ediyorum. Tezden bahsettik. Tezi yani illa gitmeden önce mi karar vermek gerekiyordu yoksa okula gittikten sonra da tez konusu belirlenebiliyor muydu? Bir başlık belirliyorsunuz dediğim gibi. Ben başlığımda mesela ufak ufak değişiklikler olmuştu yani. Ama zaten onu bir onaylıyorlar. Ama aşırı aşırı böyle karışıyorlar mı? Değil. Onu söyleyebilirim. Ama yani tez değil de biraz daha araştırmanızın konusunu zaten birlikte şey yapıyorsunuz. Ve o araştırma konunuzun da söylediğim bu, sizin de söylediğiniz bu fasiküller dediğimiz başvuru desteklenen çalışma alanları olarak geçen alanlarla uyumlu olması gerekiyor. O anlamda tabii bir harmoni istiyorlar ama öyle bir başlık belirleme şeyi çok çok hani değiştirilemez değil. Tabii ki şey vardı, tez zorunlu olduğu dönemlerde, tez yazmanın zorunlu olduğu şartlarda bir öyle bir durum vardı. Yani tez başlığı koyuyordu. Ama o tez başlığında bazı esnemeler olabiliyordu yani. Çok teşekkür ediyorum. Peki burs sınavına hazırlanırken nasıl çalışmak gerekiyor? Nelere dikkat etmek gerekli? Biraz da sınav formatından bahsedebilir misiniz? Aslında başta bahsettiniz ama burada yine böyle bir özet şeklinde bahsetmenizi rica ediyorum. Tabii ki şey ya bizim dönemimizde dediğim gibi şey vardı, sözlü mülakat vardı ama o kalkmış. Ama sözlü mülakat geri gelirse de çok ufak onu da anlatacağım. Şimdi yazılı sınavda bazen çok çok spesifik sorular sorulduğu oluyor. Hatta çok spesifik sorunun sorulduğu dönemde bir iptal edildi canlı. Bir bazı sorunlar yaşandı. Ondan sonra bu ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Bir kendi başvurduğunuz başlıkla Avrupa Birliği'ndeki başlığın altında son gelişmeleri soruyorlar. Yani kendi başvurduğunuz başlıkla ilgili Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki son gelişmeleri, ilerleme raporları ve ilgili çalışma gruplarına dair de mesela bunlar başka işte konseyden bir şey olabilir, komisyondan bir şey olabilir. Türkiye-AB ilişkilerinde mesela diyelim ki kamu alımları. Kamu alımlarıyla alakalı ilerleme raporunda bir şey varsa onu da istiyorlar. Yani ondan haberiniz olmasını istiyorlar. Ona dair bir yazılı sınavda soru sorabilirler. Ve kamu alımlarıyla ilgili Avrupa'da son neler olmuş onu da merak ediyorlar. Üç tane soru oluyordu. Bizimkinde ikinci soru şey olmuştu. Avrupa Birliği'ni çok derinden etkileyen veya çok ana olarak tartışılan üç tane başlıktan bahsedin demişlerdi.
Mesela o zaman bir Avrupa Birliği'nde bu Macaristan'la alakalı demokrasiyle yani anayasal düzenle alakalı bazı sorunlar vardı. Mesela onlardan bahsetmiştim ben. Ama bu dönem mesela şeyden bahsetmek çok mantıklı olur yani işte Covid aşısının düzenlenmesine dair işte onun serbest gezme malların serbest dolaşımı ilkesinde Covid aşısının durumuna dair falan bir şeylerden bahsedilebilir. Son olarak da yani dediğim gibi TR-AB ilişkilerinde başvurduğumuz başlıktaki son güncel ilişkiler ve AB'deki son güncel ilişkiler. Sadece TR-AB değil, TR-AB arasındaki ilişkiler değil. İkincisi Avrupa'daki son güncel gelişmeler genel olarak. Üçüncüsü de Avrupa Birliği'nin mimarisine yani kurumsal mimarisine dair sorular. Hep gelir şey yani işte konseyle Avrupa Konseyi ile bu bizim de AHİM üyesi olduğumuz konseyin arasındaki farkı sorarlar. Yani European Council'la Council of Europe arasındaki fark mesela onu sorarlar. Ondan sonra gerçi bu webinardan sonra sorulur mu onu bilmiyorum. Ondan sonra başka mesela işte komisyonun misyonları üzerine bazı sorular gelebiliyor. Bizim dönemimizde böyleydi. Sonra da hemen birazcık kısaca şeyden bahsedeyim. Sözlü'de de neden bu başlığı seçtim? Neden işte yazılıyı geçtikten sonra sözlü oluyordu bizde? İşte yazılını inceliyorlar, başlığını inceliyorlar. İşte mesela nerelere başvurdun? Bu üniversite neden şey demişlerdi? Bu üniversitede ne yapacaksın bu başlıkla ilgili? Hangi hocayla çalışmayı düşünüyorsun? Bile gelmişti. Bu çok belirleyici olmayabilir ama yine de soruyorlar, onu söyleyeyim. Mesela işte şey sormuşlardı. Avrupa Birliği'nde işte şu anda Eurozone'da olmayan kaç ülke var? Niye? Benim başlığım çünkü para politikasıydı. Onunla ilgili bir soru sormuşlardı. İşte Avrupa Birliği'nin şu sorunu nasıl aşabileceğini düşünüyorsun? Mesela orada işte yani kendinizi de iyi ifade etmeniz gerekiyor. Ben o, yani bursun da heyecanıyla herhalde biraz o kadar şey vermişim ki, içerik vermiştim ki şey demişler. Bu arada orada bir jüri oluyor. Jüri bürokrasiden, akademiden ve profesyonel hayattan insanlardan oluşuyor. Akademisyen bir hoca şey demişti. Avrupa Birliği senin kadar Avrupa Birliği'nin geleceğine inanmıyor demişti. O yüzden hani o sözde de öyle bir nüans var. Kendinizi iyi ifade etmeniz gerekiyor. Kendi başlığınızla ve Avrupa Birliği bilginizle alakalı. Çok teşekkür ediyorum. Peki tabii ki yurt dışına çıkarken bir vize zorunluluğu var. Jean Monnet bursiyeri olduğu halde vize konusunda sorun yaşanması ihtimali var mı? Siz kendi vize başvuru sürecinden bahsedebilir misiniz? Bundan çok iyi bahsettiniz. Yine benim birazcık kendi deneyimimle bulduğum ve sonraki yıllardaki arkadaşlara da bizim aramızda bir iletişim vardı 2-3 sene. Sonra tabii ki yani doğanın hali, doğanın kuralı diyelim. Artık o iletişim yok Jean Monnet üyeleri arasında ama şey var, Jean Monnet Derneği var. Ona da insanlar hani şey yapabiliyorlar, başvurabiliyorlar hani bazı sorularını falan şey yapmak için. Şimdi vizeyle alakalı benim kendi tecrübem var. Şöyle, vizeyle ilgili süreçleri hızlandırmak ve vizeyle ilgili sorunları aşabilmek adına aslında Dışişleri Bakanlığı şöyle bir şey yapıyor. Eğer talep ederseniz sizin için ilgili ülkeye Dışişleri Bakanlığı antepli kağıdıyla onaylı bir nota veriyor. Eğer siz bunu talep ederseniz Dışişleri Bakanlığı'ndan. Ben de o dönem Dışişleri Bakanlığımıza başvurmuştum. Gerçekten çok iyi bir uygulama o. Ve hani İngiltere vizem benim normalde birazcık sıkışmıştı. O zaman ben bir başka bir profesyonel bir işte çalışıyordum. Avrupa Birliği projeleri üzerine. Çok fazla yurt dışına gidip geliyordum. O yüzden şey olmuştu. Birazcık vize ile alakalı kötü bir zamanlama yapmıştım kendi adıma. Ve hani sıkışmıştım. Hızlandı sürecim mesela. İngiltere vizesi birazcık zor çıkar. Birazcık meşakkatlidir. Ama onun haricinde zaten Jean Monnet ile ilgili şöyle bir şey var. Okula siz bursiyer olduğunuzu belirttiğiniz için veya şöyle söyleyeyim, bazı okullar Jean Monnet sınavının sonucunu bekleyebiliyorlar. Çünkü Avrupa'da gerçekten Jean Monnet önemli bir burs. Mesela LSE'nin Jean Monnet öğrencilerine indirimi var. Jean Monnet bursu alanlara özel indirim uyguluyor. Ondan sonra okullar mesela sizin başvurunuzu bekletebiliyorlar. Mesela X Üniversitesi diyelim. Hepsi olmuyor. Mesela benim Amsterdam Üniversitesi'ne bir başvurum vardı. Zamanı geçti, bekleyemeyiz dedi. Ama bazıları Jean Monnet başvurusunu bekletip normalde son başvuru tarihini esnetebiliyorlar. O anlamda ülkeler de sizin
Jean Monnet gibi bir bursla başvurduğunuzu, hatta Jean Monnet ekibi, yani Türkiye'deki bu bursu düzen şey yapan, yürüten ekip sizin için bazı dokümanlar da düzenleyebiliyor. Ondan sonra o dokümanları da ekleyebiliyorsunuz vize başvurunuza. O anlamda sorun olmuyor. Ama zaten dediğim gibi Dışişleri Bakanlığı bir nota hazırladıktan sonra, siz o notayı ekledikten sonra çok her şey kolaylaşabiliyor. Hala veriyor mu notayı bilmiyorum ama bizden sonraki birkaç senede de ben arkadaşlarımın bunu yapmasını sağladım ve aldılar yani. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da bursun kapsamından bahsetmenizi rica edeceğim. Konaklama, okul ücreti, sağlık sigortası, cep harçlığı vesaire gibi harcamalar nasıl karşılanıyor? Onunla ilgili de bir dakika, bir şey olmuştu da birazcık şey değişmiş. Bizim dönemimizdeki bu burs harcama şey değişmiş ama şey söyleyeyim, yani toplu olarak geliyor o para hesabınıza ve hani ha şeyi uyarayım, bazen bazı olaylarda mesela bu sene İzmir depreminden ötürü gecikmeler olmuş, bazen de bizim dönemimizde de çok hafif de olsa oldu. Şeye hazırlıklı olun yani. O yüzden diyorum, Jean Monnet'ten bazen belge almak gerekiyor. İşte bu bursiyer faydalanmıştır ve bütün hakları Jean Monnet'in garantisi altındadır, Jean Monnet bursunun diye. Bazen paranın gelmesi gecikebiliyor. Okulda parayı istiyor sizden. O anlamda bazen sorun yaşayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun o konuda. Ama aylık yatmıyor. MEP bursundan farklı. Direkt olarak şey olarak yatıyor. Toplu olarak yatıyor. O parayı artık ondan sonra size kalmış. Nasıl idame edeceğiniz. Burs sigorta yapmıyor. Sigortanızı kendiniz yapıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde de dediğim gibi uçaktı, bilmem neydi. Onları zaten şey yapıyor. Ama bir şey gelmiş. Bizim zamanımızda var mıydı? Onu tam hatırlamıyorum. Zannedersem yoktu. Bir işte bazı kalemlerin şey yapılması için, işte vizeydi, uçak biletiydi vesaireydi. Onun için bir ön ödemeli gibi bir şey getirmişler. Bir 3.000 euro zannedersem bir miktar getirmişler. O 3.000 euro hesabınıza direkt olarak yatıyor. Hani o anlamda şey, bir değişiklik olarak hani ön ödeme eğer diyeceksek buna, aylık ödeme yok ama bir ayrıca bir ödeme şeyi getirmişler. Onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Peki mesela bu cep harçlığı vesaire gibi bütün verilen paradan yetiyor mu para, yoksa birazcık birikim yapmak gerekiyor mu O size gitmeden bağlı. O önce? size bağlı. Bence yeter. Yani neden öyle diyorum? Çünkü yani İngiltere'de ben hani şöyle söyleyeyim, yurt artı kendi aylık harcamamla yaklaşık o zamanın İngiliz asgari ücretine yakın bir şey alıyordum. Yani ve hani yurtta kaldığınız zaman asgari ücret her şey all included oluyor zaten yurtta. Ve yani geriye kalan parayla ben gezdim de. Yani gezdim derken işte başka ülkeleri de görebildim falan. Zaten Jean Monnet kendi içerisinde yaptığı toplantılar için bir sene içerisinde bir kere bir Brüksel'e davet ediliyorsunuz. Onun bütün masrafları Jean Monnet tarafından karşılanıyor. O anlamda bence Jean Monnet iyi bir burstu. Yani hani ücretlerin karşılanması falan anlamında iyi bir burstu. Bir sorun yaşamadım ben kendi adıma. İngiltere biraz daha Teşekkür zor. ederim. Peki burs dönemini uzatmak mümkün mü? Yoksa bir sene sonunda veya işte o dönemlerin sonunda kesin dönüş yapılması gerekiyor mu? Aslında bahsettiğiniz sözleşmeden ama örneğin YLSY'de o taahhüte imza atılıyor. Dönmeyince faiziyle geri ödeniyor. Bunda da öyle bir durum var mı? Yok, şöyle. Onda şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki siz 2 senelik bir yüksek lisans buldunuz. 2. senesini ben ödeyeceğim. Öyle bir şey yok. 1 senelik yüksek lisans en fazla başvurusunu yapabiliyorsunuz. Ama şu, yani 12 ay 12 ay araştırma bursunu aldınız doktor öğrencisi olarak. Kamu araştırmacısı olarak 3 ay bursu aldınız. Ondan sonra orada iş buldunuz mesela. Şey değil yani, öyle bir dönme gelip şey yapma, ama tabii ki gelip dosyanızı kapatacaksınız, o kesin olan bir şey, ona kesinlikle şey var yani, gelip dosyanızı kapatacaksınız ama işte Jean Monnet'i aldıktan sonra 4 sene Türkiye'de kalacaksın, öyle bir şey yok
Yani benim bazı arkadaşlarım Avrupa'da yaşıyorlar şu anda. Can Monnet döneminden Essex'ten bazı arkadaşlarım İş Bankası çalışanıydı mesela. Şu anda Almanya'da hayatına devam ediyor. Ama dosyasını tabii ki gelip kapattı yani. Teşekkür ediyorum. Aslında okulun ortamından bahsettiniz ama ben birazcık da network tarafını, insan ilişkileri tarafını merak ediyorum. Hem okul ortamının hem de yurtta kaldım dediniz, yurt ortamının veya sizinle aynı dönemde giden diğer bursiyerler arası network gibi genel olarak network'ü merak ediyorum. Network için Jean Monnet derneğine üye olabiliyorsunuz. Yani mezun, ha işte söyleyeyim, şu andaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir Jean Monnet'li. LSE mezunu ve Türkiye'nin ilk Jean Monnet bursiyerlerinden birisi. O da bir network. Yani o dönem bakan olarak gelip bizimle Brüksel'de, o zaman AB bakanıydı, Brüksel'de toplantımıza katılmıştı. Network olarak böyle bir yapısal bir şey de var yani, kurumsal bir durum da var yani. Onun haricinde de network olarak bence şöyle güzel, yani hakimlerle de oturabiliyoruz. Hakim savcı da var. Öğrenci, ben mesela işte öğrenci olarak şey yapmıştım. Hani network'ü çok çeşitli gerçekten. Özel sektörden mesela işte benim İş Bankası Genel Merkezi'nde çalışan arkadaşım da vardı. Ve zaten ilk gittiğinizde bazen bence faydalı olabiliyor. Jambonelliler buluşuyorlar. Bence faydalı. Yani insanlar Türkiye'den ilk gittiklerinde yurt dışına, şu anda da ben de aynı yurt dışında aynı durumda okuduğum için, hani şu anda döndüm pandemiden ötürü, ama en azından Hollanda'da bir seneye yakın kaldım. Orada da gözlemliyordum. Türkiye'den giden insanlar, ya biz işte Türkiye'den giden insanlarla görüşmeyeceğiz falan diyorlar. Benim çok işime yaradı, açık konuşayım. Türkiye'den giden insanlarla buluşmak. Yani hiçbir şey olmasa birisine anahtar teslim edebiliyor olmak bile bir şey. Onu söyleyeyim yani. Ve hani bu bir dil baremi, bir dil engeliyle alakalı değil yani. Ben gittiğimde zaten Bilkent mezunuydum. Sürekli İngilizceyi kullanıyordum. Bu onunla alakalı bir sorun değil. Zaten Jean Monnet'i kazanmış kişiler gerçekten belirli bir perspektife sahip insanlar oldukları için bence Jean Monnet Network'ünü kullanmak önemli. Ben çok iyi kullanabildim mi? Hayır. Ama çok iyi kullanan arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. Jean Monnet'in güzel şeylerinden birisi Brüksel'deki o yaklaşık 3-4 günlük gezide sizi Brüksel'deki Türkiye'nin belirli angajmanlarının olduğu kurumlara da götürüyorlar. Mesela TÜSİAD temsilciliği de olabiliyor bu, veya oradaki bir politika merkezi de olabiliyor. Bunlarla da görüştürüyorlar sizi. Oralarda staj ayarlayanlar oldu, başka. İşte komisyona götürdüler, Avrupa Parlamentosu'na götürdüler. Türkiye'den tanıdığım bazı milletvekilleriyle falan görüştüm orada mesela. Hani karşılaştık daha doğrusu yani. Ondan sonra hani öyle şeyler de olabiliyor. Öyle şeyler de gelişebiliyor. O anlamda Jean Monnet'in birinci, yani Jean Monnet ilintili network'ü çok iyi. İkincisi, dediğim gibi şey çok önemli. Yani başvuracağınız okulda sizin ne aradığınız da çok önemli. Yani mesela spor faaliyetleri veya doğa çok önemliyse, mesela Londra'da bir okul dansa işte biraz daha, ne bileyim, Aberystwyth gibi işte Galler'de bir okul daha iyi bir tercihtir diyebilirim mesela. Veya işte çok uluslu bir okula gitmek istiyorum diyorsanız Essex. Yani inanılmaz. Benim Mauritius diye bir ülkeyi ben ilk kez uluslararası ilişkiler mezunu olmama rağmen Essex'te öğrenmiştim yani. O ülkenin vatandaşlarıyla bir arada okumuştum falan. İşte mesela yurt anlamında da yani tercih ettiğiniz ülkenin ve okulun olanakları çok önemli. Mesela Essex'in yurt olanakları bayağı iyiydi ve neredeyse dışarıda kalan öğrenci yoktu. Yani herkes yurttan yararlanabiliyordu. Ama LSE'den arkadaşlarım çok zorlanıyordu. Özel yurtlar buluyorlardı, yurt değiştiriyorlardı veya işte Londra'da başka bir Queen Mary Üniversitesi diyelim yani. Hani en azından hatırladığım kadarıyla mesela Londra'da yurt çok pahalıydı. Hani böyle şeyler de var. Tabii ki sonuçta şöyle, gelen paranın bir kısmını çıkardığınız zaman o belirli bir para şeye kalıyor. Aylık olarak böldüğünüzde sizin artık stratejik davranmanız gerekiyor. Ne kadarını yurda harcamak istiyorsunuz, barınmaya harcamak istiyorsunuz, ne kadarını ne yapmak istediğinize bağlı olarak. Yani ama dediğim gibi az önce de sordunuz, tekrarlayayım. Bir birikime aşırı gerek var mı? Bence yok. Ama garanticiyseniz tabii ki. Yani belirli şartlar altında mesela işte çok fazla akademik
kaynağa ihtiyacınız varsa evet bir birikim ihtiyacınız olabilir ama okulun sosyal anlamında da son olarak söyleyebileceğim şey Avrupa üniversiteleri eğer bir sosyal faaliyet içinde bulunmak istiyorsanız çoğu size bir sürü şey sunabiliyor. O anlamda da hani girdiğiniz anda okulun ilk oryantasyon döneminde şeylere gidin. O oryantasyon turlarına katılın. Eminim kendinize göre bir şey bulabileceksiniz Çok teşekkür ediyorum. Ben kendi son soruma geliyorum. Katılımcılarımızın eğer soruları varsa lütfen yazmaktan çekinmesinler. Son olarak bu bursa başvuru yapmak isteyenlere neler önerirsiniz diye sormak istiyorum. yani. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini iyi takip etsinler. İşte her ne kadar ilerleme raporlarını ben çöpe alırım bunu atarım falan filan dese de bazı siyasiler siz onlara bakmayın. Jean Monnet'i istiyorsanız ilerleme raporları önemli. Ondan sonra diğer yine üretilen Türkiye AB arası ikili kurullarda veya işte AB'nin ilgili basın açıklamaları falan önemli. Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler önemli. Türkiye'de de başvuracağınız alandaki gelişmeler önemli. Yani bir yasa değişikliği varsa, bir yeni program varsa, bir Birleşmiş Milletler veya Dünya Bankası programı başlamışsa bunlar yine önemli. Dediğim gibi bir Avrupa Birliği perspektifiniz olması gerekiyor. Ben görece daha kötü bir ortalamayla çok daha rekabetçi olan öğrenci sektöründen iyi bir perspektifle burs alabildim. Bu size bağlı. Çok çalışkan arkadaşlarım daha kolay aldılar benden bursu. Ama bu sizin bazı açıklarınızı, sizin nasıl kapatmak istediğinizle alakalı. Esey yazma konusunda iyi olun. Yani çünkü o yazılı sınavda kendinizi iyi anlatmanız gerekiyor. O esey formatında istiyorlar bunu. Ve o esey formatı önemli. Dediğim gibi bir Avrupa perspektifi eninde sonunda işinize yarayacak. Ama Kemal Bey, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için ve her soruya detaylı bir şekilde cevap verdiğiniz için, tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için. Rica ederim. Katılımcılarımızdan bir soru göremiyorum. O zaman herkese teşekkür ediyorum. Size öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza da bizle beraber oldukları için teşekkür ediyorum. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun.